Arkadaşlar, en önceki videomuzda üst ifadelerle biraz hatırlatma yapmıştık. Şimdi üstel fonksiyona giriş yapıyoruz. Tanımımıza başlayalım. A sayısı bir sayısından farklı pozitif bir gerçek sayı olmak üzere y eşittir a üzeri x biçimdeki fonksiyonlara üstel fonksiyon denir. Şimdi fonksiyonun anlamı arkadaşlar neydi? İçinde değişken olmasıydı. Üstel fonksiyon da üst ifade şeklinde fx eşittir. Fx eşittir diyoruz. Tabanı sayı olacak. Kuvveti de değişken olacak. Taban sayı olup kuvvet değişken olunca üstünde değişken olduğu için biz buna üstel fonksiyon diyoruz. Şimdi burada a için önemli olan bir şey var. A birden farklı olacak. Sebebi 1 olursa 1'in zaten 1'i yani 1 üzeri x yazmanın bir anlamı yok. X'i ne kadar değiştirirseniz değiştirin. Sonuç yine 1 gelecektir. Böyle bir fonksiyon olmaz. Sonra bunun haricinde bir de ne diyor? Pozitif bir gerçel sayı. Yani elimizdeki sayı elemandır pozitif gerçel sayı olacak. Sıfırdan büyük olacak diyoruz. Şimdi gelelim birinci örneğimize bakalım. Tanımla ilgili gelecek olan örnek. Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi üstel fonksiyondur? Şimdi 1'e baktığımızda taban ne? Eksi 5. Tabanın ne olması lazımdı? Birden farklı ve pozitif olması lazımdı. O zaman bu bizim için üstel fonksiyon değil. Yanlış. Geldik 2 bölü 3. 2 bölü 3 sıfır küsür bir sayı. Pozitif bir sayı, sıkıntı yok. Üstel fonksiyon. 1 olmaması gerekiyordu. Üstel fonksiyon değil. Geldik 4, 3 numaralı, pardon 4'e geldik şuradan. Şimdi buradaki ifadede ben bunu şöyle yazabilirim. 1 bölü 7 üzeri x şeklinde yazabilirim. 1 bölü 7 sayısı sıfırdan büyük olduğu için bu bizim için üstel fonksiyon olacak. Gelelim diğerine. Pi sayısı bir reel sayı olduğu için biliyorsunuz irrasyonel sayıdır. İrrasyonel sayılar da reel sayıların alt kümesi olduğu için bir reel sayı olup kuvveti değişken olduğu için bu da üstel fonksiyondur. X üzeri x bu üstel fonksiyon değildir. Çünkü üstel fonksiyon olabilmesi için tabanın sayı kuvvetin değişken olması lazım diyoruz. Kaç tane oldu? 1, 2, 3 tane oldu. O yüzden cevabımız B şıkkı. Evet, gelelim bir diğer örneğimize. Fonksiyonlar üstel fonksiyondur. Buna göre a'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. 2a eksi 5 dediğim ifade birden farklı olacak. Aynı zamanda 2a eksi 5 dediğim ifade sıfırdan büyük olacak. Aynısı 7 eksi a için farklıdır. 1, 7 eksi a için büyüktür. 0 diyeceğiz. Şimdi burada a'nın ne olmaması gerekir? 3 olmaması gerekir. Burada da a'nın 6 olmaması gerekir. Kenarda dursun. Buradan eşitsizliği çözecek olursak 2a büyüktür 5'ten. A büyüktür 5 bölü 2 olacak. Buradan da 7 büyüktür a'dan. Yani a küçüktür 7 olacak. Hemen sıralamaya koyalım. A dediğim sayı 5 bölü 2'den büyük, 7'den küçük olacak. Bu aradaki tam sayıları yazarsak 2,5 yapıyor. 2,5'dan büyük 3. Şu yukarı yazıyorum. 3, 4, 5, 6. Bir de tabanı 1 yapan değer 3 ve 6 olduğu için bu değerleri ne yapmamam lazım? Almamam lazım. O yüzden bunlar gitti. A'nın alabileceği tam sayı değerler 4 ve 5 olup toplamları ne olacaktır? 9 olacaktır. O yüzden cevabımız B şıkkı. Evet, şimdi grafik kısmına gelelim. Y eşittir a üzeri x fonksiyonunun grafiği. Şimdi burada iki kısım var. Birinciyle ilgileneceğiz. Biz direkt birincisi şu. A'nın birden büyük olma durumu. A'nın iki durumu söz konusu olacak bizim için. Çünkü normalde A sıfırdan büyük demiştik. Bir de A birden farklı demiştik değil mi? Burayı iki kategoriye ayırıyoruz. Bir sıfırla bir arasındakiler. Bir de direkt birden büyük olanlar için iki kategoriye ayırdık A durumunu. Ve birinci olarak A'nın birden büyük olma durumunu inceleyeceğiz. İkincisi de birazdan karşımıza gelecek. Şimdi A birden büyük iken Y eşittir A üzeri X fonksiyonu tümü yaklaşık olarak aynı görüntüdedir. Yani şeklini çizdiğimiz takdirde görüntü olarak dışarıdan baktığımızda aynı gelir. Burada bize diyor ki x yerine eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 değerlerini vererek y eşittir 2 üzeri x fonksiyonun grafiğini çizelim. Şimdi biz buradan şöyle bir y eşittir 2 üzeri x'in bir grafiğini çizmek istedik. Y eşittir 2 üzeri x değer vereceğiz. Şimdi 3 tane değer verelim. X'e eksi 1 verelim. X'e eksi 1 verirsek y eşittir 2 üzeri eksi 1. Kuvvette 2 negatiflik bize kesir olarak dönüyordu. O yüzden 1 bölü 2. Yani eksi 1 noktasını, eksi 1 noktasını 1 bölü 2'ye götürecek diyoruz. Şöyle bu noktayı şu şekilde işaretleyelim. Sonra geldik. X'e 0 verelim. X'e 0 verecek olursak y eşittir 2 üzeri 0'dan. Her sayının 0 hariç 0. kuvveti 1 olduğu için bunu nereye götürecek? Şöyle grafiği de uzatalım azıcık. 1 noktasına götürecek. O zaman şu nokta bizim için ne oldu? 1 oldu.
Sonra gelin x'e 1 değerini verelim. 2 üzeri 1'den bu da 2 olacak. O zaman 1 noktasında x 1 için y'nin görüntüsünü nereye götürecek? Şurası 2'ye götürecek diyoruz. Şimdi bu 3 noktayı birleştirelim. Bu 3 noktayı birleştirdiğimiz durumda hemen şöyle bir grafik karşımıza çıkacak. Bu grafik bizim için y eşittir 2 üzeri x'in grafiği olacak. Şimdi bizim buradan istediği şey tanım kümesini, görüntü kümesini belirleyelim. Artan veya azalan olduğunu belirleyelim. Birebir ve örtün olup olmadığını belirleyelim. Diğerinde de ne diyor? D şıkkında bir fonksiyonu ile bu fonksiyonun tersi. Bunu verelim. Zaten aşağıda bunları ne yapacağız? Kullanacağız. Y eşittir x doğrusuna göre simetrik. Bu bizim için birinci açıortay doğrusu. Birinci açıortay doğrusudur. Ve bu doğruya göre bir fonksiyon tersi varsa buna göre simetrik olması gerekir. Bu bilgiden hareket ederek diyor y eşittir 2 üzeri x fonksiyonun tersi de bir fonksiyon ise ters fonksiyonun grafiğini çizelim diyor. Bakacağız ona. Gelelim şimdi buraya çizilmiş haline bakalım. Birinci durumda bakacak olursak bakın yukarıda çizmiştik. 0'ı nereye götürmüştü? 1'e götürmüştü. Eksi 1'i nereye götürmüştü? 1 bölü 2'ye götürmüştü. 1'i kime götürmüştü? 2'ye götürmüştü. Bu noktalardan çizilen hemen bir ne? Grafiğimiz. Bizim için ne? Y eşittir 2 üzeri x doğrusu grafiği olmuş oluyor. Şimdi bizim burada y eşittir x doğrumuz yani tamamen şu şekilde bir doğru ortadan geçen bu biçim bizim için y eşittir x doğrusu. Bu doğrusuna göre simetri. Şimdi simetrik dediğimiz şey neydi? Eşit uzaklık olması gerekiyordu. Şimdi burada 3'ü 8'e götürüyor ama burada ne yapıyor? 8'i 3'e götürüyor. Geldik eşit uzaklık ayarladık. Burada 2'yi 4'e götürüyor. 4'ü 2'ye götürüyor. Burada 1'i 2'ye götürüyor. Burada 2'yi 1'e götürüyor. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonun neyi varmış? Simetrik hali varmış. İşte biz bu üstel fonksiyonun simetrik haline yani simetrisinde bir fonksiyon oluştu. Biz bu fonksiyona ters fonksiyon bunun tersi olmuş oluyor arkadaşlar. Ve biz bu fonksiyona ne diyoruz? Logaritma fonksiyonu diyoruz. Yani üstelin tersi bizim için ne oluyormuş? Ters fonksiyon hali logaritma fonksiyonu olmuş oluyormuş. Bir fonksiyonun tersinin var olup olabilmesi için birebir ve örtün olma şartı var. Şimdi burada y eşittir 2 üzeri x'e tekrar bakacak olursak bu fonksiyon birebir ve örten mi? Evet. Nasıl anlıyoruz? Hemen gelmiştik. Ne yapmıştık? Yatay doğru testi yapıyoruz. Fonksiyonlardan hatırlarsınız. Yatay doğrular çizdiğimizde sadece bir noktada kesiyorsa bu bizim için ne oluyordu arkadaşlar? Birebir ve örten oluyordu. Şimdi şuradaki bilgiye bakacak olursak fx fonksiyonumuz fx eşittir a tabanında a tabanının üzerinde x dediğimiz şey bizim için üstel. Evet tersi dediğim şey de bakın taban her yerde taban buna dikkat ediyoruz. Taban her yerde taban buna dikkat ediyoruz. O zaman yeni oluşturduğumuz ifade de bizim için ne? Logaritma a tabanında x olmuş oluyor. Şimdi bakalım şöyle. 2 üzeri x için baktığımız durumda 2 üzeri x'i incelersek şimdi 2 üzeri x'in tanım kümesi yani verebileceğim değerlere bakıyorum. Buralar buradaki tüm değerler için bakın şöyle yukarı doğru yukarıdaki grafiğe bakacağız. Yukarı doğru ne yapıyoruz? Görüntüler veriyoruz. O zaman ben bu x eksenindeki tüm değerleri verebildiğim için tanım kümesine reel sayılar diyebilirim. Gelelim görüntü kümesine. Verdiğimde bakın görüntülerime bakın. Hepsi nerede? Buradan başlayıp şu yukarı doğru ne yapıyor? Gidiyor. O zaman benim görüntü kümem ne olacak? Reel sayılar ama artı olacak. Görüntümüz sıfır olabiliyor mu? Bakalım. 2 üzeri x'in sonucunun sıfır olması demek. Böyle bir şey söz konusu mu? Değil. Sıfıra çok yaklaşıyor ama sıfır olmuyor. O yüzden orayı da sildik. Birebir ve örten mi? Evet birebir ve örten yoksa ne olmazdı? Ters olmazdı. Ters de bir fonksiyon mu? Evet ters de bir fonksiyon. Azalan mı artan mı diyor. Şimdi azalanlık artanlığı bir hatırlatalım. İki tane değer alıyoruz. 1, 2'den küçük. Sonra fonksiyonda bu 1'in görüntüsüne bakıyoruz. F1'in görüntüsü. Bir de 2'nin görüntüsüne bakıyoruz. F2'nin görüntüsünden küçükse bu bizim için ne oluyordu? Artan oluyordu. Yani bir sayı bir sayıdan küçükken görüntüleri de birbirinden küçükse artan oluyor diyoruz arkadaşlar. O zaman ben ne yaptım? Mesela bu tarafa doğru giderken iki tane değer aldım. Bu değerin görüntüsü bakın şurası geldi. Diğer değerin görüntüsü bakın ne oldu? Yukarısı oldu. O zaman
Bu değer A, şurası B olsun. A, B'den küçük iken A'nın görüntüsü de B'nin görüntüsünden küçük olduğu için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Artan diyoruz. Gelelim şimdi logaritma fonksiyonuna bakalım. Logaritmanın grafiğine. Şimdi diyor ki tersi diyor logaritma 2 tabanında x. Çünkü taban her yerde tabanda. Bakın burada taban olan 2 sayısı burada da bizim için ne oldu? Taban oldu. Tanım kümesine bakalım. Logaritma için tanım kümesine bakıyorum. Şimdi logaritmanın grafiği bu. Evet, bu taraf. Şimdi ben şuradaki değerleri verebiliyor muyum? Hayır. Çünkü grafik bu tarafta değil. Bakın. Yani şu grafiğin hiçbir yeri bu tarafa geçmemiş. Sol tarafa geçmemiş. Ama ben bu tarafa geldiğim durumda, şuraya bakın. Şuraya geldiğim durumda tüm değerleri ne yapabiliyorum? Bakın şu şekilde verip görüntüleri ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. O zaman bizim için tanım kümemiz neresi olacak? Reel sayılar artı olacak. Görüntü kümesine bakalım. Görüntü kümesine. Bu y ekseni bizim için görüntü kümesi. Ben bunların hepsini ne yapabiliyorum? Eşleştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi görüntülerimiz oluyor. O zaman görüntü kümesi ne oldu? Reel sayılar oldu. Birebir ve örten mi? Evet. Tersi de fonksiyon mu? Evet. Artan mı azalan mı diyor. Yine aynı mantıkta bakıyoruz. İki tane değer alalım. Değerlerden biri mesela f2'yi 1'e götürmüş. Zaten görünüyor. Bir de f4'ü 2'ye götürmüş. Şimdi 2 4'ten küçük bir sayı iken 2'nin görüntüsü 1, 4'ün görüntüsü 2. Bunlar da birbirinden küçük oluyor. O zaman bu da ne diyoruz? Artan diyoruz arkadaşlar. Buranın mantığını anlamanız çok önemliydi. Yani üstel ile logaritma arasındaki ilişkiyi kavradığınız takdirde gerisi zaten kendiliğinden gelecektir. Evet, şimdi bakalım sorulara. Örnek 10. Aşağıda diyor fx 3 üzeri x 3 üzeri x artı 2 4 çarpı 3 üzeri x artı 1 px bir de rx fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Soru da şöyle. Aşağıdaki verilen grafiklerden kaç tanesi doğru çizilmiştir diyor. Birinci grafik bizim için 3 üzeri x grafiğiymiş. Şimdi noktaları kontrol edelim. 3 üzeri x grafiğinde şöyle sabitleyelim. Evet. Şimdi 3 üzeri x grafiğinde 3 üzeri x'te 3 üzeri eksi 1 şuraya bakacağız. Verecek olursak o da 1 bölü 3'e gider. Yani eksi 1'i 1 bölü 3'e götürmüş. Bu doğru. Gelelim şu ikinciye bakıyoruz. 3 üzeri 0. Bu da ne olacak? 1 olacak. 0'ı 1'e götürdü. Bu da doğru. Geldik 3 üzeri 1. O da eşittir 3. O zaman bu da doğru. Yani bu birinci grafik bizim için arkadaşlar neymiş? Doğru çizilmiş. 3 üzeri x grafiği. Gelelim ikinciye. İkinci de ne demiş? Hx eşittir 3 üzeri x artı 2 demiş. Şimdi burada baktığınız zaman görüntü normalde 3 üzeri x olan ifade 2 birim artmış. Yani bizim bu birinci grafikteki ifadenin sadece görüntülerinin ne olması lazım? 2 2 artması lazım. Ya da yine değer vererek yapabilirsiniz. İkisini de göstereyim. X'e eksi 1 verecek olursak 3 üzeri eksi 1 artı 2 olacak. O da 1 bölü 3 artı 2'den 3 kere 2 6 1 daha 7 bölü 3 olacak. Yani eksi 1 değerini 7 bölü 3'e götürecek diyoruz. Evet, bakın eksi 1 değerini 7 bölü 3'e götürdü. Şimdi diğer dediğim mantıkla bakalım. Şu ikincisine bakalım. Şimdi 0 verecek olursak 3 üzeri 0, 3 üzeri 0 1 yapar. Artı 2'den de ne oldu? 3'e gider. 0 3'e götürdü. Bakın burada 0'ı kaça götürüyordu? 1'e götürüyordu. O zaman bu görüntüye 1'e 2 eklersek neyi elde ederiz? 3'ü. 3'e 2 eklersek neyi elde ederiz? 5'i. 1 bölü 3'e 2 eklersek neyi elde ederiz? 7 bölü 3'e elde ederiz. O zaman bu grafikte ne olmuş? Doğru çizilmiş. Buna da ne diyoruz? Doğru diyoruz. Gelelim şimdi diğerlerine bakalım. Üçüncüsüne bakalım. Şöyle kaydıralım. Burada da ne demiş? 4 çarpı 4 çarpı 3 üzeri x artı 1 demiş. Başlayalım. Önce 0 verelim. 4 çarpı 3 üzeri 0 1 olduğu için 4 çarpı 1 artı 1'den ne olacak? 5 olacak. Yani burası doğru. Gelelim 1 verelim. 4 çarpı 3 artı 1'den 13 olacak. Bu da bizim için ne? Doğru. Gelelim bakın şuraya eksi 1 verelim. 4 çarpı 3 üzeri eksi 1 artı 1. 4 çarpı 1 bölü 3 artı 1. O da 4 bölü 3 artı 1 olacak. Yani burası 7 bölü 3 gelecek. Bu da doğru. Burada sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi bize normalde verilen fonksiyon fx eşittir a çarpı b üzeri x artı c olsun. Şimdi bu bize verilen c şunu ifade eder. Yani senin sayın diyor en küçük değeri, mesela burayı sıfırladığımızı düşünmüş olsak en küçük değerini bu c'de alır. Şimdi bizim buradaki birimiz ne? Bakın c
sayımız 1. O zaman bakın 1'den aşağı ne yapamamış? Bu inememiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi y eşittir 1 bunu ne yapmış? Sınırlandırmış. Buna dikkat edin. Bazen sayılarda grafiklerde gelir işimize yarar. O zaman bu ifade de bizim için neydi? Doğruydu. O yüzden buna da ne dedik? Artı dedik. Gelelim bir diğerine bakalım. 2 çarpı 3 üzeri x eksi 4. Bak eksi 4 c verdi. O zaman eksi 4 de ne yapması lazım? Sınırlandırması lazım gördüğünüz gibi. Onu hemen fark ettik. Şimdi bunun haricinde değerler veriyoruz. 0 verelim. 2 çarpı 3 üzeri 0 eksi 4. Bu da kime gider? Eksi 2'ye gider. Bu doğru. 1 verelim. 2 çarpı 3 eksi 4. Bu da nereye gider? 2'ye gider. Bu da doğru. Gelelim eksi 1 verelim. 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 eksi 4. 2 bölü 3 eksi 4. Yani eksi 10 bölü 3 oldu. Bu da doğru oldu diyoruz. O zaman bu grafiğin çizimi de nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Yani bu ifadede ne olacak? Artı olacak diyoruz. Gelelim diğerine. Alttakine. Bakalım buna. Şimdi fx eşittir. Eksi 3 üzeri x demiş. Şimdi x'e biz ne verelim? Eksi 1 verelim. Eksi 1 verirsek eksi 3 üzeri eksi 1'den eksi 1 bölü 3 oldu. Bu doğru. 0 verelim. Eksi 3 üzeri 0'dan nereye gider? 3 üzeri 0 1 olup eksi 1'e gider. Bu da doğru. Gelelim şimdi 1 verelim. Eksi 3 üzeri 1 yani eksi 3'e gitti. Bu da bizim için doğru oldu. Sonra da evet başka da bir değerimiz yok zaten. Bu değerlerin hepsi de bizim için ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu diyoruz. O zaman bu ifade de benim için nedir? Doğrudur. Kaç tanesi doğru çizilmiş? 5 tanesi doğru çizilmiş diyoruz. Burada bir şey göstermek istiyorum. Evet. Ya bu bilgiyi sonra da vereceğiz ama şu an bize lazım olacak o yüzden. Şimdi baktığınız zaman fx 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x ve yine 3. Yani buradaki sayı a dediğim sayı a üzeri x, a dediğim sayı birden büyük olduğu için yani a 3 olduğundan dolayı bakın 5 grafiğin 5'i de ne geldi? Artıyor. Yukarı doğru artıyor. Yukarı doğru artıyor. Yukarı doğru artıyor. Buradaki mesela en alttaki durum ne geldi? Azalıyor. Aşağı doğru azalıyor. Çünkü bunun 3'ün önünde bir de ne vardı? Eksi vardı. Eksi olunca bu yukarıdaki grafiğin ne yapmış olduk? Biz alt tarafa simetri kısmını almış olduk arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Grafik için bunlar bizim için önemli olacak diyorum. Evet gelelim 11'e. F1 değerini istemiş. 1'i getirip yerine yazacak olursak 3 çarpı 2 üzeri 1 artı 5. 6 artı 5'ten ne olacak? 11 olacak diyoruz. Gelelim 4 yazalım. 3 çarpı 2 üzeri x gördüğüm yere 4 yazdım artı 5. Bu da 3 çarpı 16 artı 5 olacak. Yani 48 artı 5'ten 53 yapacak diyoruz. Bunların toplamlarını istemiş 53, 11 daha 64. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet gelelim bir diğer örneğimize. 2 yazdığımız zaman 18 sonucunu buluyoruz. X gördüğümüz yere 2 yazdık. A çarpı B üzeri 2 oldu. Ve bunun sonucu ne? 18. Gelelim x gördüğümüz yere 1 yazalım. A çarpı b üzeri 1'den bunun sonucu da 6. Şimdi a çarpı b eşittir neymiş? 18'miş. A çarpı b'yi arkadaşlar buradan ne bulduk? 6. 6 çarpı b eşittir 18'den. B buradan ne oldu? 3 oldu. Getirip burada 3'ü yerine yazacak olursak da a da buradan ne geldi? 2 geldi. Bizden ikisinin neyini istemiş? Toplamını istemiş. O zaman cevabımız c şıkkı olacak diyoruz. Evet gelelim bir diğer örneğimize. Noktaları kullanacağız. Benim size tavsiyem ilk kullanacağınız nokta sıfırlı nokta olsun. O zaman bilinmeyenleri biraz daha azaltırsınız. Geliyorum. Fx eşittir. A çarpı b üzeri x. X gördüğüm yere 0 yazarsam a çarpı b üzeri 0 ve 0'ı kime götürmüş? 3'e götürmüş. O zaman a çarpı b'nin 0. kuvveti 1 olduğu için a buradan ne geldi? 3 geldi diyoruz. O zaman fonksiyonumuz nasıl bir fonksiyonmuş? 3 çarpı b üzeri x şeklinde bir fonksiyonmuş. Gelelim diğer bir değerimize. 2'yi neye götürmüş? 12'ye götürmüş. Yerine yazalım. 2 eşittir. 3 b'nin karesi eşittir 12. B'nin karesi buradan 4 geldi. B buradan 2 ya da ne olacak? Eksi 2 olacak. Şimdi bakın bu bizim için bir üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonda kural neydi? X'in altında yazan sayı birden farklı olacaktı. Bir de pozitif olacaktı. O yüzden negatif değeri ne yapamıyorum? Alamıyorum arkadaşlar. B 2 olmak zorunda diyoruz. Yani fonksiyonumuz ne hale dönüştü? 3 çarpı 2 üzeri x oldu. Şimdi bizden k'yı istemiş. Bu da eksi 1 yazdığımda bulduğum sonuca eşitmiş. O yüzden eksi 1'i getirip yerine yazıyorum. 3 çarpı 2 üzeri eksi 1 yani 3 çarpı 1 bölü 2 yani buradan 3 bölü 2 ne oluyor?
Doğru cevabımız oluyor. Bu da E şıkkı olacak diyoruz. Evet, gelelim ikinci özelliğimize. İkinci özelliğimiz arkadaşlar tabanın 0 ile 1 arasında olması demek. 0 ile 1 arasında olması yani 1 bölü 2 olabilir, 1 bölü 3 olabilir, 1 bölü 5 olabilir. Bu gibi değerler 0 ile 1 arasında olacak tabanımız. Şimdi burada olan durumda ne olacak? 1 bölü 2'yi alacak olursak 1 bölü 2 üzeri x ya da 2 üzeri eksi x şeklinde de ne yapabiliyoruz? Bunu yazabiliyoruz. Buradan hemen bunun bir grafiğini çizelim. Bunun üzerinden yorum yapalım. Şimdi çizdiğimizde arkadaşlar şöyle bir yazalım. 3 değer verecektik. Eksi 1, 0, 1 vereceğiz. Şimdi x'e eksi 1 verirsek 1 bölü 2 üzeri eksi 1'den takla atarsa 2 üzeri eksi 1 üzeri eksi 1'den 2'ye gider. O zaman eksi 1 değerimi görüntü olarak kaça götüreceğiz? 2'ye götüreceğiz. Geldim burayı 2'ye götürdüm. Sonra 1 bölü 2 üzeri ne oldu? 0 oldu. 0 değerini verdim. Bunun sonucu 1'e gitti. O zaman burası oldu. Sonra da eksi 1 bölü 1 bölü 2 üzeri ne olacak? 1 olacak. Bunun sonucu da 1 bölü 2'ye gidecek. Geldik. Şimdi biz 1 değerini verdik. 1 değerini verecek olursak da bu da nereye gitti? Şurası 1 bölü 2 olsun buraya gitti. Şimdi bunu çizecek olursak bunun grafiği de arkadaşlar şu şekilde bir grafik olacak. Bu noktalardan geçecek. Bu bizim için fx 1 bölü 2 üzeri x. Şimdi biz az önce ne demiştik? Bu grafikler yani normal bir fonksiyonun tersi varsa y eşittir x doğrusuna göre simetrik olması lazım. Hemen buraya bir y eşittir x doğrusu çizelim. Bu y eşittir x doğrusu. Şimdi parça parça biz bunun simetrisini alalım. Öncelikle bu taraftaki kısmın yani şuradaki kısmın simetrisini alacak olursak şu şekilde olması gerekir. Şurada kalan parçanın simetrisini alacak olursak da o da böyle olur. O zaman burada oluşturduğum ifade şu tarafta fx dediğimiz ifade taban her yerde tabanda bu da logaritma 1 bölü 2 tabanda ne olacaktır? X olacaktır diyoruz. Yani bunun şeyi de bu şekilde olacak. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Taban 1 bölü 2 0 ile 1 arasındaysa fonksiyon bakın ne oldu? Azalan oldu. Logaritma fonksiyonu da yine aynı şekilde ne oldu? Azalan oldu. Evet örneklerimize geçelim. Birinci örneğe bakalım. Fx eşittir 3 üzeri eksi x artı 1 fonksiyonu veriliyor. Noktaları yerine koyalım. F eksi 2. F eksi 2 istemiş. Geldik. 3 üzeri eksi eksi 2 artı 1'den 3'ün karesi artı 1'den 10 oldu. F 0 istemiş. Geldik yerine yazalım. 3 üzeri eksi 0 artı 1'den 1 artı 1'den 2 oldu. İkisinin toplamı cevabımız ne olacak? C şık olacak diyoruz. Evet gelelim şimdi bir diğer örneğimize. Örnek 15'teyiz. Fx eşittir a çarpı b üzeri x verilmiş. Bu tarz sorularda sıfırdan başlamak sizin için arkadaşlar avantajdır. Yani değişkenler fazla olduğu için bilinmeyenler birini bulursunuz. O zaman sıfırı kime götürecek? 5'e götürecek. Getirip yerine yazacak olursak f0 a çarpı b üzeri 0 eşittir 5 olacak. B üzeri 0 1 olduğu için a buradan ne geldi? 5 geldi. Yani fx dediğimiz ifade 5 çarpı b üzeri x oldu. Gelelim 2 vermiş o da 5 bölü 4'e gitmiş. O zaman F2'yi yazalım. F2 eşittir 5 çarpı B'nin karesi o da eşittir 5 bölü 4 oldu. B'nin karesi buradan 1 bölü 4 geldi. B buradan 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olacak. Şimdi üstel fonksiyon olduğu için taban negatif olamayacağından dolayı negatif ifadeyi almıyoruz. B buradan 1 bölü 2 olacak. O zaman Fx fonksiyonumuz A'yı 5 bulmuştuk. B'de 1 bölü 2 bunun da x'inci kuvveti oldu. K değerini soruyor. K değeri de fonksiyonda eksi 1 yerine yazdığımızda bulduğumuz sonuç. O zaman f eksi 1 diyoruz. 5 çarpı 1 bölü 2 üzeri eksi 1. 5 çarpı 2'den cevabımız 10 olacak. Yani D şıkkı doğru cevap olacak diyoruz. Evet gelelim şimdi bir diğer sorumuza. A çarpı B üzeri x biçimdeki fonksiyonun grafikleri verilmiştir diyor. Buna göre grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir diyor. Noktalara bakalım. Birinci noktamız 0'ı 1'e götürecek. X üzeri yani x gördüğüm yere 0 yazarsam her sayının 0'ıncı kuvveti 1 olduğu için 1'e götürür. Bu doğru. Burası doğru. Gelelim bu noktaya bakalım. Eksi 3 yazdığımız zaman 8'e gitmesi lazım. Geldim buraya eksi 3 yazdım. Yani 4 üzeri eksi 1 üzeri eksi 3'ten 4 üzeri 3 olacak. 4'ün 3'üncü kuvveti 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 olacak. Eksi 3'ü 64'e götürmesi lazım. O zaman bu nokta yanlış oldu. Yani o zaman fonksiyon bunun fonksiyonu değil. Bu yanlış çizildi. Gelelim ikincisine bakalım.
0 yazalım. 2 çarpı 3 üzeri 0 yani 2 olacak. Burası bizim için doğru. Bir de 3'e bakalım. X eşittir 3 değerini verecek olursak 2 çarpı 3'ün 3. kuvveti 2 çarpı 27 54 oldu. 54 değeri oldu. O zaman bu da ne? Doğru. O zaman ikinci bizim için ne oldu? Doğru oldu diyoruz. Gelelim 3'e bakalım. 3'üncü de yine bir 0 yazalım. 3 çarpı 1 bölü 4 üzeri 0. 1 bölü 4'ün 0. kuvveti 1 olup burası ne gelecek? 3 gelecek. Birincisi doğru. Bir de eksi 2 yazalım. 3 çarpı 1 bölü 4 gördüğüm yere 4 üzeri eksi 1 dedim. X gördüğüm yere de eksi 2 yazdım. Yani 3 çarpı 4'ün karesi. Bu da 3 çarpı 16 olup ne olacak? 16 çarpı 3'ten 48. Eksi 2'yi 48'e götürmüş. Bu da doğru. O zaman üçüncüsü de bizim için ne olacak? Doğru olacak. Burada bir şey hata olmuş da. Doğru cevabımız da ne olacaktır? E şıkkı olacaktır diyoruz. Evet, gelelim bir diğer örneğimize. Bakın burada dikkat edelim. Buradaki ifade bize ne vermiş? A artı B çarpı C üzeri X vermiş. Şimdi bu biçimdeymiş fonksiyonlar. Ben şimdi birinci fonksiyonu buna göre yazacağım. Bu A bizim için neydi? Yataydaki ifademizdi. Y eşittir 2. Yani 2'den başlayacak değerimiz. O zaman fx dediğimiz ifadede A dediğim değer 2 artı B çarpı C üzerine olması lazım. X olması lazım diyoruz. İkinciye bakacak olursak yine A için yorum yapacak olursak bu da hx fonksiyonu. Hx eşittir. Yatay ne? 1. O zaman 1'den başlayacak. 1 artı B çarpı C üzeri X olacak. Şimdi fx için 0 verdiğimiz zaman 3'e gitmesi lazım. O zaman f'e 0 değerini vereceğim. 2 artı C üzeri 0 1 olacağı için B eşittir 3'ten. B buradan ne gelecek? 1 gelecek. B'yi 1 bulduk. Sonra fx fonksiyonu neye dönüştü? 2 artı B'yi 1 bulduğum için yerine yazdım. 2 artı C üzeri X oldu. Şimdi 2 yazarsak kime götürmesi lazım? 6'ya götürmesi lazım. F 2 eşittir. 2 artı C'nin karesi eşittir 6. C'nin karesi eşittir 4. C de buradan 2 ya da ne olacak? Eksi 2 olacak diyoruz. C taban olduğu için negatif olamaz. C'nin ne olması lazım? 2 olması lazım. O zaman bizim elimizdeki fx fonksiyonumuz nasıl bir şey oldu? Fx eşittir diyoruz. 2 artı b'yi 1 bulmuştuk. C'yi de 2 bulmuştuk. 2 üzeri x oldu. Benden istediği şey f1'i bulmamız gerektiği için getirip biri yerine yazacak olursak 2 artı 2'den 4 olacak diyoruz. Şimdi gelelim diğer tarafa. Burada başlayalım bulmaya. Ne diyelim? 0 yazalım 3'e gitsin. H 0 diyorum. 1 artı B çarpı C üzeri 0 1 olduğu için bu ifade 3 olacak. B buradan 2 olacak. O zaman şuraya ne yazacağız? 2 yazacağız diyoruz. Sonra gelelim. Eksi 1 yazalım 11'e gitsin. H eksi 1. 1 artı 2 çarpı C üzeri eksi 1 eşittir 11 olacak diyoruz. 2 çarpı C üzeri eksi 1 eşittir. O 1'i diğer tarafa atarsak 10. C üzeri eksi 1 eşittir 5. O zaman C buradan ne geldi? 1 bölü 5 geldi. O zaman elimizdeki ifade 1 bölü 5 üzeri ne oldu? X oldu. Buradan da H1'i bulmamızı istiyor. H1'i bulacak olursak H1 dediğimiz ifade 1 artı 2 çarpı 1 bölü 5. Yani 1 artı 2 bölü 5 olacak. Burası da ne olacak? 7 bölü 5 olacak diyoruz. İkisinin toplamı F1'i 4 bulmuştuk. H1'i 7 bölü 5 bulduk. 4 artı 7 bölü 5 dersek bu ifade 27 bölü 5 olacak. Yani cevabımız D şıkkı olacak diyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.